Ekrandaki adamın kendisini pek de iyi hissetmediğini söylemek zor değil, değil mi arkadaşlar? Hatta kendisini bundan çok daha iyi hissettiği günleri olduğundan eminim. Bu video boyunca biraz daha hayal gücümüzü kullanarak bir zatüre vakasıyla karşı karşıya olduğumuzu düşünerek zatürenin tanısı ve tedavisi üzerine konuşacağız. Şimdi diyelim ki bir klinikte çalışıyoruz. Birden bu adam içeri giriyor. Adam demek çok da hoşuma gitmedi. Ona bir isim versek iyi olur değil mi? İsim verelim. Mesela diyelim ismi Veli olsun. Şimdi bu çok daha iyi oldu. Böyle evet Veli diyeceğim. Veli klinikten içeri giriyor arkadaşlar ve size uzun zamandır öksürüyorum diyor. Öksürük şikayetini şu şekilde çizelim. Öksürüyorum ve bazen öksürüğümle beraber ağzıma balgam da geliyor diyor. Öksürüğüyle beraber gelen balgamı da şöyle çiziyorum. Çok da hoş bir şey değil ama önemli olan neler olup bittiğini en iyi şekilde gösterebilmek. Bu balgam zaman zaman da kuru oluyormuş. Buna ek olarak veli nefes alıp vermede zorlandığını, hatta zaman zaman tıkandığını da söylüyor. Veli'nin verdiği bu bilgiler ışığında düşünmeye başlayıp kendi kendinize bunun zatüreye çok benzediğini söylüyorsunuz. Veli'nin şikayetleri doğrultusunda zatüreden şüphelendiniz ama tanıyı nasıl yapacaksınız? İşte bu videoda size bundan, yani zatüre tanısının nasıl konduğundan bahsetmek istiyorum. Buraya iki tane liste yapacağım. Birine zatüre tanısı için kullanılabilecek tanı testlerini, buraya da laboratuvar testlerini yazacağım. Laboratuvar testlerinde hastadan örnek alınır, tanı testlerinin de prosedürel testler olduklarını düşünün, tamam mı? Yalnız bunlara geçmeden aklımızı tamamen zatüre verdiğimizden emin olmak istiyorum. Şuraya hemen bir akciğer çizelim. Bunlar velinin akciğerleri. Zatürre hakkında ne biliyoruz? Bir tür akciğer enfeksiyonudur öyle değil mi? Evet. Bu sağ, bu da sol akciğer. Bu trake sağ ve sol bronşa ayrılıyor. Bunlar da bronşiyol adı verilen daha da küçük hava yollarına ayrılıyor ve bunların en ucunda da hava kesecikleri bulunuyordu. Hava keseciklerine de alveol adı veriliyordu. Bunu not edeceğim çünkü sıklıkla karşılaştığımız bir terim olmadığı için aklınızda kalsın istiyorum. Tamam mı? Gaz değişimi bu küçük hava keseciklerinde gerçekleşir. Peki bu ne anlama geliyor? Nefes aldığımızda bunu mavi renkle göstereceğim. Açık mavi çok da iyi olmadı. Biraz daha koyu bir mavi kullanırsam şöyle sanırım daha iyi. Evet, evet. Bu çok daha iyi oldu. Ne diyordum? Nefes aldığımızda hava bu şekilde ilerleyerek alveollere kadar gelecek. Alveollerde oksijen kana geçerken bu arada bunun nasıl gerçekleştiğini merak ediyorsanız alveollerin etrafı kılcal damarlarla kaplıdır ve oksijen de bu damarlar aracılığıyla kana geçer. Oksijen kana geçtiğinde bunun karşılığı olarak bunu da farklı bir renkte göstereyim. Karbondioksit de kandan alınarak bu şekilde vücudumuzdan dışarı atılır. Kısacası bu sayede oksijen yani O2 solur ve karbondioksiti yani CO2'yi dışarı veririz. Ve tüm bu olaylar işte burada yani alveollerde gerçekleşir. Şimdi alveollerin enfekte olduklarını yani enfekte olmuş bir sıvıyla dolu olduklarını göstermek için yeşile boyadım. Bizi daha doğrusu veliyi hasta eden de bu sıvı zaten. Sorumlusu bir bakteri, bir virüs, bir mantar ya da hastalığa yol açabilecek herhangi bir organizma olabilir. Tüm bunlara genelleme yapacak olursak patojen ismi verilir. Patojen. Özetle zatüre bir akciğer enfeksiyonudur ama enfeksiyonun hava keseciklerinde yani alveollerde olduğunu ve bu enfeksiyonun alveollerin bu kötü sıvıyla dolmasına yol açan bir enflamatuar etkiye yol açtığını da hemen eklemek istiyorum. Kötü sıvı gaz değişiminin gerçekleşmesi gereken alanı işgal etmeye başlıyor. Velinin şikayetlerinin burada olup bitenle birebir örtüştüğünü ve neden zatüreden şüphelendiğimizi şimdi anladınız. Öyle değil mi? İsterseniz artık tanı testlerine geçelim. Göğüs röntgeni. Göğüs röntgeni velinin akciğerlerini daha iyi görebilmemize yardımcı olur. Yani çıplak gözle velinin akciğerlerini görmemiz mümkün değil. Ama göğüs röntgeni sayesinde eğer akciğerlerde bir sorun varsa gözümüzle bunu görebiliriz. Göğüs röntgeninde akciğerde sıvı ya da enflamasyon olup olmadığına bakarız. Neler olup bittiğini görmek için bir diğer yöntem de bilgisayarlı tomografi olabilir. Bu da göğüs röntgenine çok benzeyen bir görüntüleme yöntemidir ama bununla çok daha fazla ayrıntı görme şansımız olur. Röntgenle elde ettiğimiz görüntü siyah beyazken ve sadece kemik, sıvı ve hava gibi yoğun ve daha az yoğun alanları görebilirken, bilgisayarlı tomografi ile dokuları da görüntüleyebiliriz. Eğer gerçekten de gözümüzle görmek konusunda ısrarcı invazif bir yöntemle bronkoskopi ile de devam edebiliriz. Bu arada tüm bunları not etmemin sebebi zatürre tanısı ve tedavisinden konuşurken çok fazla işimize yarayacak olmaları. Şimdi Size bronkoskopinin neye benzediğini göstermek istiyorum. Öncelikle şurayı temizleyeyim. Ne de olsa velinin öksürdüğünü biliyoruz. Videonun başında şikayetlerinden bahsetmiştik. Bronkoskopi çok ince ve esnek bir tüpün, velinin ya ağzından ya da burnundan trakeye ve ana hava yoluna indirilmesidir. Tabii velinin bu esnada uyutulduğunu da eklemek istiyorum. Bu tüpün ucunda bir kamera bulunur. Kamerayı da siyah bir nokta olarak göstereyim. Bronkoskopi sayesinde sağlık uzmanı verinin hava yollarının içini görebilir ve fazla mukus, bir tıkanıklık ya da bir tümör olup olmadığını söyleyebilir. Kısacası bronkoskopinin akciğerler içinde neler olup bittiğini kendi gözlerimizle görmemize yarayan bir yöntem olduğunu söyleyebilirim. Yine invazif başka bir yöntemden daha bahsedeceğim. Bronkoalveolar lavaj. Bu da aynen bronkoskopi gibi hastayı uyutarak uygulanır ve hastanın vücudunun içine girilir. Ama buradaki amaç içeriği görmek değil, içeriden bir örnek almaktır. Bu yüzden de tüpün ucunda kamera yerine içeriye sıvı vermemize yardımcı olacak bir mekanizma bulunur. Buraya çizdiğim mavi çizgilerin tuzlu su olduğunu düşünün. Evet, buraya bir miktar sıvı veririz ve orada bulunan diğer maddelerle karışan sıvıyı geri alırız. Aldığımız sıvıyı test ederek bir organizma bulunup bulunmadığını görebilir ve enfeksiyona neyin sebep olduğunu anlayabiliriz. Sıra laboratuvar testlerine geldi. Verinin öksürürken zaman zaman balgam çıkardığını biliyoruz, öyle değil mi? İşte bu balgamı laboratuvarda test edebiliriz. Çok hoş bir şeyden bahsetmediğimizin farkındayım ama balgamı şöyle çiziyorum. Bu balgamı özel koşullar altında test ederek içinde büyüyen bir organizma olup olmadığını görebiliriz. Buna balgam kültürü adı verilir. Buna ek olarak kan kültürünü de yazıyorum. Kanı temsil etmesi için küçük kan damlaları çizdim. Balgamda organizma olup olmadığını anlamak için kullandığımız testlerin benzerini kanda herhangi bir organizma olup olmadığını anlamak için de kullanabiliriz. Ve bu iki test sayesinde neler olup bittiğini, yani probleme neyin sebep olduğunu anlayabiliriz. Demek istediğim, verinin durumunun sorumlusu bir virüs mü, bir bakteri mi Evet, hastalığa sebep olan organizma nedir? Bu arada viral zatürenin en sık görülen zatüre çeşidi olduğunu da hemen eklemek istiyorum. Tanı testlerini ve laboratuvar testlerini yaptığımıza göre verinin zatürresini artık tedavi etmeye hazırız demektir arkadaşlar. Buraya bir de tedavi sütunu ekliyorum. Evet, eğer zatürreye sebep olan bir bakteri ise tedavi yöntemi antibiyotik olacaktır. Antibiyotik isim gelemek adına buraya birkaç hap çiziyorum bakterileri öldürmeleri için veliye antibiyotik verebiliriz. Eğer zatürreye sebep olan bir virüsse, ne yazık ki bunun bir tedavisi yok ve bu durumda yapacağımız şey velinin şikayetlerini tedavi etmekten yani hayatını kolaylaştırmaktan öteye geçemez. Biliyorsunuz antibiyotikler virütik hastalıkları tedavi etmez. Biz de veliyi elimizden geldiğince rahatlatmaya çalışırız. Mesela veliyi mümkün olduğunca fazla sıvı tüketmeye teşvik edebiliriz. Buraya bir bardak su çizdim sıvı tüketimi salgıların incelmesine yardımcı olur. Mesela buraya çizdiğim koyu balgamı hatırlıyor musunuz? Veli sıvı tükettikçe bu balgam incelmeye başlar ve bu sayede veli balgamı öksürerek vücudundan dışarı atabilir. Buna ek olarak veliye oksijen de verebiliriz. Bunu da bir bulut olarak gösteriyorum. Yani bulutun oksijeni simgelediğini düşünelim. Ciddi zatüre vakalarında oksijen alımı zorlaştığı için vücudun ihtiyacı olan oksijeni aldığından emin olmak için hastaya oksijen vermemiz gerekebilir. Son olarak size bir de göğüs fizyoterapisinden bahsetmek istiyorum. Göğüs fizyoterapisi bir uzmanın ellerini kullanarak, yeteri kadar parmak çizdim mi? Evet, evet, evet sanırım oldu. Bir uzman, hastanın hava yollarını tıkayan salgıları vücudundan atabilmesi için elleriyle hastanın göğsüne ve sırtına müdahale eder ve fiziksel müdahale ile bu salgıların dışarı atılmasını kolaylaştırmaya çalışır.